Buyurun efendim. Sağ olun. İşte Hülya. Gayrimenkul krallığımı burada kuracağım. Temellerini burada atacağım. Biraz küçük değil mi Kadir? Ne yapalım Hülya? Evet küçük ama idare edeceğiz işte. Ben de isterdim cadde üzerinde olsun ama ikinci kat mı ikinci kat idare edeceğiz. Ne yapalım? Senin elindeki para ancak buna yetti. Tamam Kadir tamam. Çalışacak olan sensin. Bana ne? Tamam beyefendi. Kiralıyoruz. Ben hemen sözleşmeyi yapayım. Tamam. Kadir, şimdi buraya böyle masa sandalye falan lazım. Hallederiz Hülya, hallederiz. Nasıl halledeceksin Kadir? Canım buluruz sağdan soldan, merak etme, hallederiz. İyi, peki. Benim işe gitmem lazım. Hallet, nasıl hallediyorsun hallet. Yalnız bir yerlerden aşırma. Tamam Hülya, güle güle. Hadi sen işine git. Çok yakında açılış var, merak etme hayatım. İşte oğlum Kadir. Oturduğun yerden para kazanmanın yolunu buldun sonunda. Hayt be. Ablan nerede çocuğu? Tankut'la buluşmaya gitti anne. Kız isteme konusunda ikna etmesi gerekiyormuş da. Ay, zor ikna eder o çatla. Vallahi baban hepimizi doğrayacak. Allah Allah. Buradaki sandalye mi oldu çocuğu? Sandalye mi nerede? Evet. Onun teki buradaki. Vallahi ben görmedim anne. Nasıl buldun Hülya? Aa, güzel. Güzel olmuş da... Bu sandalye annemlerin sandalyesine çok benziyor. Ne alakası var canım? Bu apayrı baksana bambaşka bir tasarım. Annemlerden aldın değil mi Kadir? Canım ne olmuş yani? Çorbada onların da tuzları olmasın mı Hülya? Ben her şeyi tek başıma mı halledeyim? Of Kadir of. Masayı nereden buldun peki? Bir arkadaştan aldım Hülya. Şimdi sen bırak sandalyeyi, mandalyeyi, masayı da... Yarın açılış var. Biraz hazırlık yap. Kurabiye yap, pasta yap, börek yap. Tamam mı canım? Aa, ne çabuk Kadir. Resmi işlemleri yaptırdın mı? Hallederiz Hülya, hallederiz. Anneanne, dedem nerede? Grand tuvalet giyindi, kahve etmişti, oynamaya gitti. Ya hamburger yemeye gidecektik, söz vermişti. Ay olsun, üzülme, ben seni götürürüm. Hürmetler, merhabalar anneciğim. Hoş geldin çocuğum. Hoş bulduk. Ceren'cim, nasılsın minik yavrum? Güzel serçem benim. Damat, şuradaki eksik sandalyeden haberin var mı senin? Hangi sandalye anneciğim? O köşede duran masanın sandalyesi çocuğum. Yo, nereden olsun anneciğim? Benim ne işim olur sandalyeyle, mandalyeyle? İşim olmaz. Ayrıca yarın açılış var. Siz de davetlisiniz. Beklerim yani. Herhalde. Sen iş kuracaksın da ben gelip gözümle görmeyeceğim. Olacak şey değil. Affedersiniz. Ben sana küçük demiştim değil mi Kadir? Bak insanlar sığmıyorlar. Hülya yatıya kalacak halleri yok ya. Konuşmamı dinledikten sonra beni alkışlayıp gidecekler. Ben bir tebrik edeyim müsaadenizle. Hayırlı olsun Kadir Bey. Sağ olun Sevinç Hanım. Evinizle ilgili bir problem varsa memnun değilsiniz. Ben hemen size yardımcı olabilirim. Yok yok, ben evimden memnunum. Nasıl? Benim su böreğim nasıl olmuş? Harika olmuş. Ellerinize sağlık Sevinç Hanım. Çok teşekkürler. Kendi ellerimle yaptım. Pırlanta, pırlanta. Sağ olun. Pardon Şükran'cığım. Sinan, bir dakika gelir misin? Efendim hayır. Ay Sinan, çok sıkıldım artık. Konuşmam olacak, ne olacaksa bitsin artık. Biz gidelim. Tamam hayatım, gideriz. Çatlama. Vallahi Müjgan, ben hiç sıkılmadım. Bir daha damadın böyle bir iş yeri kurduğunu görmek nasip olmayabilir. Hayatım, siz konuşmaya devam edin. Siz sohbetinize devam edin. Teşekkür ederim. Sağ olun, çok mutluyum. Aa, çiçek geldi. Kim göndermiş Kadir? Arkadaşlar göndermiş, mahalleden. Kardeşim sen bunu dışarıya duvara dayayıver, hadi bakalım. Hadi damat, konuşmanı yapacaksan yap, sıkılmaya başladı insanlar. Tamam babacığım, yapacağım ama ben şu sandalyenin üzerine bir çıkayım. Pardon, izin verir misiniz? Evet. Kadir'cim bir dakika, örtüsünü alalım. Bizim sandalye. Bizim sandalye mi?
Her neyse. Efendim, öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi emlak çok önemli bir kavramdır. Hem barınma olarak hem de bir yatırım olarak. Bu emlakların el değiştirmesi bir takım hukuki işlemleri gerektirir. Sorarım size, nedir bu işlemler? Ev alım satımlarında alım satım vergileri, kiralamada kaşeler, beyannameler, pullar, bunların hepsi bu işlemlerin içine girer. Hadi damat, bırak şimdi puldan kaşeden bahsetmeyi ya. Efendim, bu emlakların el değişimi uzman ve profesyonel ellerce yapılmadığı sürece vatandaşın mağdur olması söz konusudur. Öyle değil mi Sinan abi? İşte bu an hulka, gayrimenkul danışmanlık, turizm, ticaret, rehberlik, pazarlama vesaire vesaire AŞ'nin emlak piyasasına yumruğunu vurduğu andır. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Artık bizim sayemizde güvendesiniz. Bravo, ne güzel konuştu değil mi? Dostlarım, sağ olun, var olun. Nasıl konuştum ama Hulya? Çok iyiydi Kadir. Sağ ol. Şükrancığım, izninizle biz gidelim artık. Hoşça kalın Sevinç. Güle güle güle. Kızım, ver şu çantanı. Ay Sinan, hadi gidiyoruz. Geliyorum hayatım. Hayırlı olsun. Hadi sağ olun. Görüşürüz Mehmet Usta. Güle güle. Pelin'cim hadi. Geliyorum babacığım. Pelin, o çanta senin değil mi? Yo, ben çantasız geldim. Neden? Hiç. Görüşürüz. İnşallah. Eyvah. Evlenme teklifim Müjgan teyzeye gitti. Yandın oğlum Mustafa, yandın. Şimdat. Ses. Bunu da yapıştıralım bakalım. Süper oldu. Güzel. Dükkanı bayağı zengin gösterdi ya. Bir de bunlara uygun evleri bulursak bu işi hallederiz. Merhaba. Merhaba. Efendim, merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Buyurun, lütfen oturun, lütfen. Sabah görüşmüştük. Evet. Giriş kattaki daire için. Evet efendim, ben de sizi bekliyordum. Yeni evlisiniz herhalde. Evet, bir hafta oldu. Aman ne güzel, ne güzel. Efendim, bu daire elime yeni geldi. Çok temiz, süper, süper bir daire. Sizin için eminim harika bir yuva olacak. Ben giriş katlarını pek sevmem ama içi falan nasıl? Ah, süper efendim, daha yeni sıfırlanmış. Boya, tamirat, mamirat istemez. Salon parke, mutfak geniş, sonra kombi de var. Fiyatı da çok uygun. 200 milyoncuk. Vallahi hemen tutalım. 200 milyona bir daha bulamayız böyle bir ev. Pardon beyefendi, bir dakika. Umut, gelsene hayatım sen bir dakika benimle. Gelsene canım. Bu kadar hevesi gözükmesene Umut. Sonra pazarlık yapamayacağız. Tamam hayatım. Bu kadın kesin beğenmeyecek bu evi. En iyisi önceden kaparo almak. Gidip görelim mi şu evi? Tabii gidip görelim efendim. Ama ben önceden bir miktar kaparo rica edeceğim. Evi göstermek için mi? Vallahi ev süper. Sizden sonra en az 15 kişi aradı. Ama ben size söz verdiğim için hepsini geri çevirdim. İnanın yani. Vallahi ben merak ettim şu evi. Hangisiydi? Evet. Vallahi evi görmeden tutmak isteyenler var. O yüzden her an telefon çalabilir. Ben de o telefona bakabilirim ve evi kiralayabilirim. Tamam tamam. Tamam. 50 milyon yeterli mi? Ben 1.50 daha alabilir miyim acaba? Evet. Buyurun çıkalım. Hadi oğlum Kadir, bol şans. Şu izbe evi kiralarsan gerisi çorap söküğü gibi gelir artık. Buyurun efendim, buyurun, buyurun geçin. Lütfen kaparamızı geri verir misiniz? Harika dediğiniz ev tam bir mağaraymış. Aşk olsun, teessüf ederim Hayal Hanım. Mağara diyorsunuz, yani siz bir köşede tekerlek icat eden adamlar mı gördünüz? Ya da duvarlarda bizon resmi mi vardı? Bizon resmi yoktu ama baştan aşağı boya lazım evi. Tamam Umut Bey, hallederiz. Hallederiz, tanıdık boyacı var. 30 milyona boyar, hem de yarım günde. O kadar küçük ev yarım saatte bile boyanır.
Ama Hayal Hanım, küçük mekanların elektriği daha farklı olur, daha sıcak olur. Mesela örneğin ben büyük bir evde oturuyorum. Akşamları eve gittiğimde karımı daha yakından görebilmek için evin içinde yarım saat geziniyorum. Büyük mekanlar aşkı öldürür. Bir büyük evde oturacağız diye yani yuvanızı, evliliğinizi yıkmayın, teessüf ederim. Bence büyük bir eve daha sonra da geçebiliriz hayatım. Güzel. Adam bu işe meyilli. Demek ki onun üzerine oynayacağız. Ben o küçücük evde oturamam Umut. Ama hayatım biliyorsun kiralar çok yüksek. Ne yapacağız Bolcum katta? Köstebek miyiz biz? Köstebek dediniz de aklıma geldi. Ben size birer tavşan karı çay söyleyeyim. Sonra da kontratı yapalım. Paramızı alıyorsun ve hemen gidiyoruz Umut. Zaten niye kapora verdin onu da anlamıyorum. Çünkü ben annenlerde kalmak istemiyorum Hayal. Evet efendim, çaylarımız da geldi. Buyurun köstebek kanı. Şaka yaptım, tavşan kanı. Buyurun siz çaylarınızı içerken ben de kontrat hazırlayayım. Kadir Bey, biz evi tutmaktan vazgeçtik. Başka bir ev bakacağız. Verdiğimiz kaporayı geri alabilir miyiz acaba? Ama olur mu Umut Bey, olur mu? Kapora ne demektir? Ben bu evi tutmak için size söz veriyorum demektir. Öyle değil mi? Evet ama orası ev değil, maden ocağı. Ne güzel işte, apartmanın çıkış kapısına yakın. Allah muhafaza bir deprem meprem olduğunda fırlar kaçarsınız. Daha gençsiniz, öyle yükseklerde oturup kendinize kıymayın efendim. O da doğru. Umut. İç güveliğinden kurtulmaya bir imza kadar yakınsınız Umut Bey. Ben iç güveliğinin ne kadar zor bir şey olduğunu çok iyi bilirim. Tuvalette bir bulmaca bile çözemezsiniz. Vallahi çok haklısınız. Beyefendi, şu arkanızdaki ilanlardan başka bir eve baksak olmaz mı? Onlar mı? Onların hepsi kiralandı Hayal Hanım. Ben bunları sökmeyi unutmuşum da. Evet, bunları da çöpe atalım. Evet Umut Bey, ne diyorsunuz? Biz kaporamızı istiyoruz. Evet, en iyisi kaporamızı alıp gidelim biz. Tamam, gidin. Önemli değil. Ama önce sözlerime bir kulak verin. Size evlilikle ve ev tutmakla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Mutluluğu büyük şeylerde aramayın. Çünkü mutluluk küçük şeylerdedir. Örneğin 72 model bir Vosvos küçüktür. Evet küçüktür ama onun verdiği zevki sizce bir Ferrari verebilir mi? Huzurlu bir evde tıpkı 72 model Vosvos gibidir. Evet, arada sırada sizi yolda bırakabilir. Ama inanın herkes şevkle, zevkle yardımınıza koşar. Bunu bir düşünün. Evet, ev bodrum katta olabilir. Ama söyleyin bana, zaten evlilik birlikte yükselmek demek değil midir? Pahalı bir ev kiralayarak kendinizi para biriktirmekten alıkoymayın. Çünkü bugün biriktireceğiniz paralar yarın sizi en güzel sitelerde ev sahibi yapacaktır. He? Doğru. Ayrıca pahalı bir ev kiralayarak iki kere gol yemeyin. Çünkü pahalı bir evin aidatı da pahalıdır. Kira kadar aidat ödemeyin. Altından kalkamazsınız, mutlu olamazsınız. Oysa sizin mutluluğunuz işte bu evde. Lütfen. Yalvarıyorum size, bir badana için yuvanızı yıkmayın. Ne diyorsun Hayal? Bak evi tutmazsak yuvamız yıkılacak. Of Umut of. Tamam yapalım kontratı. Ama başka bir pürüz çıkarsa paramızı alır çıkarız evden, ona göre. Çıkmaz canım çıkmaz, ne çıkacak? Evi gördünüz işte, sadece bir badana yeterli. Kontrata yazmanızı istiyorum. Bir hafta deneme süremiz olacak. Tamam. Yazarsınız değil mi Kadir Bey? Aslında prensibim değil ama sizin için yapalım bakalım bir güzellik. İşte bu iş bu kadar. İlk evini verdin Kadir. Akşam kulübe gidip bir güzel kutlayalım bu işi. Amma içmişiz be. Başım çatlıyor ağrıdan. Hayatım. Umut bırak. Paramızı geri istiyoruz emlakçı bey. Hoş geldiniz. Hayırdır ne oldu efendim? Bu sabah temizlemek için yeni evimize gittik. Evet. Ama ne oldu dersiniz? Ne oldu derim? Evden fare çıktı. Aa. Evet. Hem de 2-3 tane var. Bak sen.
Ya çok şanslısınız ya. İnsanlar evlerinde hayvan beslemek için avuç dolusu para harcıyorlar. Sizin evinizde hazır bulunuyor. Lütfen saçmalamayın. Alın anahtarları. Paramızı da geri verin, kontratı iptal edin. Celallenmeyin Hayal Hanım. Buyurun şöyle oturun lütfen. Buyurun geçin şöyle oturun. Siz de Umut Bey buyurun 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 efendim oturun. Efendim celallenmeyin. Yani niye kızıyorsunuz ki? Bu fare dediğiniz her yerde var. İstanbul'un her yerinde var. Ne yapalım yani şimdi? Fareler yüzünden şehri mi terk edelim? Fareleri mi bırakalım şehri? Fare şehri koyar hallederim ben hayatım. Ay! Var ya. Sizin bu iyimser tavrınıza bayılıyorum Umut Bey. Aynı isminiz gibi umut dolusunuz. Gördünüz mü Hayal Hanım? Eşiniz zorluklara karşı nasıl sabırla mücadele veriyor. Ama ben vermiyorum. Fareden nefret ederim. Öyle demeyin Hayal Hanım, öyle demeyin. Siz hiç Tom ve Jerry seyretmediniz mi? Oradaki Jerry'nin ne kadar şirin, ne kadar sempatik, ne kadar minik bir fare olduğunu bilmiyor musunuz siz? Evet hayatım. Gerekirse biz de kedi alırız, adını da Tom koyarız ha. Umut, fare diyorum. Tamam hayat. Hallederiz Hayal Hanım. Hallederiz. Ben size ne kadar güzel kapan kurduğumu söylemiş miydim daha önce? Askerdeyken bizim bölüye iki şey giremezdi. Bir düşman, iki fare. Hadi gidip bakalım şu farelere. Bence de gidip bakalım şu farelere. Hadi yürü. Tamam hayatım. Buyurun. 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 İstemiyorum ama ısrar etme. Tamam hayatım, tamam. Kadir Bey. Hayırdır, gene ne oldu? Tavan akıyor. Tavan, oha, bodrum katta. Evet, ne ilginç değil mi? Üst katın banyosundan bizim banyoya sular damlıyor. İstemiyoruz biz bu evi. Kadir Bey, artık diyorum ki şu kontratı karşılıklı olarak... Olmaz, ne münasebet. Bir kere bu benim size kiraladığım evin sorunu değil. Bu üst katın sorunu. Hiç merak etmeyin, hallederiz. Ay inanmıyorum ya. En az bir hafta sürer, kırıp dökecekler evi. Ama mutlu olmak kolay değil Hayal Hanım. Biraz bedel ödemek gerek. Buyurun gidelim. Of ya. Tamam. Helal söyle. Ev tuttular, canımı okudular. Öf be, öf be. Böyle oturarak emlakçılık yapılır mı hiç Kadir? Git biraz dolaşsana. Hulya, sen neden bankana gitmiyorsun? Bak, öğle tatilim bitti. Kadir, of ya, dükkan açtım. Hala oturuyorsun, hala yatıyorsun ya. Oturmuyorum da yatmıyorum da Hulya. Başımda manyak bir çift var, üç gündür onların işleriyle uğraşıyorum. Kimmiş onlar? Bu iş bitti Umut. Ama hayatım. Aha, geliyorlar. Evin duvarında çatlak var Kadir Bey. Hayal Hanım, her gün yeni bir şeyle geliyorsunuz. Bu kadar çok incelerseniz sürekli bir şey çıkar tabii. Ben o evde oturma. Söz vermiştiniz. Bir hafta içinde sorun çıkarsa kontrat iptal olacaktı. Fakat Hayal Hanım, bu aralar İstanbul'da deprem meprem beklenmiyor. Ben bu sabah bizzat kandiliyle kendim görüştüm. Kadir Bey, bence yeter. Yırtalım kontratı, alalım paramızı gidelim. Sen de mi bürütüz? Kadir, neler oluyor? Evet Kadir Bey, kontratınız ve anahtarınız, paramızı alalım. Fakat ben bunu yapamam, paranızı geri iade edemem. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu civarda bodrum kat bir yer arıyoruz, var mı elinde birader? Var. Yalnız 300 milyon kira, 500 dolar depozito, ayrıca benim komisyon. Sorun değil. Buyur birader. Eyvallah. Buyurun. Ve derhal evi boşalt. Memnuniyetle Kadir Bey. Yürü Umut. Buyurun şöyle geçin, kontratımızı yapalım efendim. Kadir, bunlar resmen içki kokuyor, senin gibi. Olabilir Hulya, sorun değil. Nasrettin Hoca misali, parayı veren istediği gibi kokabilir. Buyurun, buyurun efendim, buyurun. Nasıl, evi nasıl buldunuz Haldun Bey? Vallahi beğenmesine beğendim ama fiyatı 3-5 milyar indirmeniz gerekiyor. Aman efendim yapmayın, fiyat gayet uygun. Bu devirde 65 bin lira ev mi kaldı, rica ederim yani. İsterseniz siz yarın sabah beni ev sahibine bir görüştürün, pazarlığı ben yapayım. Ah biz Türkler, ah biz Türkler. Pazarlıksız hiçbir şey alamıyoruz değil mi? Tamam mı, yarın sabah ev sahibiyle görüşüyoruz o zaman. Madem ısrar ediyorsunuz, hallederiz. İyi o zaman,
Hoşça kalın. Hoşça kalın. Güle güle efendim. Yarın 10'da bekliyorum. Tamam. Yarın 10'da geliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Güzel. Bu adam bu evi kesin satın alır. Yırttık. Alo. Ha vay Remzi'cim nasılsın? Ya ne şanslı adamsın ha. Ben de bu akşam kimi çağırsak da demlensek diyordum. Tabii oğlum. Tabii ev satıyorum. 3 milyar para kalıyor. Lan çok kral işmiş bu emlakçılık ha. Oturduğun yerden para kazanıyorsun. Bana bak. Gerekli komisyonu versinler. Ben adama Beyaz Saray bile satarım ha. Nerede kaldı bu ev sahibi? Merak etmeyin efendim. Gelir. Gelir bakın saat daha 10:05 geçiyor. Merhaba Kadir Bey. Merhaba. Oo Tahir Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun oturun. İşte evinize talip olan Haldun Bey, bu beyefendi. Merhaba. Merhaba efendim. Haldun Bey evinizi çok beğendi. Yalnız fiyatı biraz yüksek buldu. Eğer bir güzellik yaparsanız evinizi alacak. Nasıl bir güzellik? Şu 65'in 5'ini almasanız diyorum. Vallahi kusura bakmayın beyefendiciğim ama 65'ten aşağı olmaz. 61 olsun bari. Hadi sizden 500'ü almayayım, 64,5 olsun ha? Bu iş olur. Güzel para geliyor. O kadar veremem Tahir Bey. Daha vergiler falan var. Kusura bakmayın beyefendi, yapabileceğim hiçbir şey yok. Tahir Bey, beni çok zor durumda bırakıyorsunuz. Bari 62 milyar yapalım şuna. 64,5'tan aşağı almaz, kusura bakmayın. Amma inatçıymışsın be adam. Ay Allah. Kadir Bey, çayınız var mıydı? Tabii, ben hemen söylerim. Hemen geliyorum efendim, hemen geliyorum. Tahir Bey, bu işi aramızda halledelim diyorum. Nasıl? Alın mı satın diyorum. Emlakçıyı aradan çıkaralım. Siz de ben de komisyon vermeyiz. Siz de bana komisyon kadar indirim yaparsanız. Vallahi bilmem ki ayıp olmaz mı? Ne ayıbı? Bu devirde ayıp mı kaldı? Ben o parayı veremem Tahir Bey. En iyisi kendime başka bir ev bakayım. Siz de yeni bir kısmet bekleyin. İyi günler. Tamam. Nasıl yapacağız? Önce Kadir Bey'e anlaşamadığımızı söyleyip dağılacağız. Sonra şu köşede bir kafe var. Orada buluşur, konuşuruz. Evet, çaylar da geldi. Buyurun efendim. Teşekkürler. Nasıl gidiyor pazarlık? Halledebildiniz mi bari? Vallahi anlaşamadık Kadir Bey. Kısmet değilmiş. Nasıl kısmet değilmiş? Beyefendi istediğim parayı veremiyor. Ben de satmıyorum. Yapmayın Tahir Bey. 65 milyarlık bir ev için 1-2 milyarın lafı mı olur? Bir daha nerede bulacağız böyle müşteriyi? Ben evi satmaktan da vazgeçtim artık. Ben anahtarı da alayım. Siz de ilan vermeyin artık. Vaz mı geçtiniz? Evet, düşündüm de rahmetli karımın hatırası var o evde. Ya. Evet. En iyisi öyle kalsın. Neyse, size iyi günler. Bari çayınızı şey yapsaydınız da. Yok yok, içmeyeyim. Çay bana dokunur. İyi günler. Ne inatçı adammış ya. Ona inatçı denmez. Gıcık denir. Neyse, ben de kaçayım. Bu fiyatlarda bir ev çıkarsa beni ararsınız. Ana! Gitti 3 milyar. Gitti lan, gitti 3 milyar. Of ya, nasıl vazgeçerler? Hani kesindi Kadir? Kesindi Hulya, kesindi ama ev sahibi birden vazgeçti. Ne yapayım? Gitti yani 3 milyar. Alçaklar, alçaklar, alçaklar. Bana bak Kadir. Sakın bunlar kendi aralarında iş bitirmesinler. Nasıl? Oo, sen de emlakçı oldun, hiçbir şeyden haberin yok. Nasıl yani ya? Komisyon vermemek için dümen yapıyorlar işte. Yok canım. Olur mu öyle şey? Keserim lan ben adamı. Aman Kadir, geçti artık, tamam. Geçmedi. Onlar şimdi buralarda bir yerlerde oturmuş, kendi aralarında anlaşıyorlardır. Her yeri tek tek gezip bulacağım onları. Ne yapıyorsun Kadir, dur. Duramam, duramam Hülya, duramam. Of Kadir, of. Bari işe döneyim ben de, ne yapayım? Gördünüz mü? İşler böyle çok daha kolay yürüyor. Ben zaten bu emlakçılara oldum olası sevmem. Kolay para kazanıyorlar. Ha öyle demeyin. Kadir Bey sayesinde bulduk birbirimizi. Aa bırakın şimdi Kadir Bey'i. En son 62.500'le anlaştık değil mi? Keşke 1 milyar daha verseydiniz ama neyse. Tamam. Yarın hemen notere gidiyoruz ve bu işi bitiriyoruz. Emlakçı geldi. Emlakçı mı? Oo, Haldun Bey. Merhaba Kadir Bey. Merhaba, nasılsınız?
Kadir Bey. Tahir Bey. Ne tesadüf. Demek siz de buradasınız. Evet. Tahir Bey nasılsınız? Siz Kadir Bey'in dükkanında tanıştığımız, benim evimi almak isteyen beysiniz. Bak şimdi dünya ne kadar küçük. Ya. Evet gerçekten öyle. Şuna bakın, sabah beraberdik, şimdi yine karşılaştık. İçimden bir ses sizin biraz önce bu masada oturduğunuzu söylüyor. Benim mi? Evet. Yok canım, burada karşılaştık biz. Öyle mi? Ya. Peki öyleyse bunlar ne? Ha? Sizin önünüzde çay yok ama burada İki tane çay var. Biz birbirimizin muhabbetini çok sevdik. Onun için burada oturalım, sohbet edelim dedik. Demek birbirinizin muhabbetini çok sevdiniz, öyle mi? Evet, çok hoş sohbet biri. Sizi görünce yanlış anlarsınız diye Tahir Bey oraya geçti. Bak şimdi. Arkamdan kirli işler çevirmiyorsunuz değil mi? Yok. Canım ne alakası var? Asla, olur mu öyle şey canım? Tabii canım. Gerçekleri bilmek istiyorum. Ne amaçla buradasınız? Konuşun. Ama söyledik ya Kadir Bey, dostluk. Hiç kimse bir günde dost olmaz. Ah, keşke olabilse. Dostluk ne güzel bir şey. Öyle değil mi dostum? Evet dostum. Dostum, dostum, dostum. Beni kazıklıyordunuz değil mi? Komisyon vermek için buluştunuz. Asla. Ben elimi satmıyorum. Ben de almıyorum zaten. Öyle mi? O halde bu belgeyi imzalayacaksınız Haldun Bey. Nedir bu? Bu Tahir Bey'in evini benim size gösterdiğime dair bir belge. Eğer Tahir Bey'in evini alırsanız ikiniz birden bana komisyon ödeyeceksiniz. Ben ev falan almıyorum. İmzalamam. İmzalayacaksınız kardeşim. Kimse hallederiz Kadir'i kazıklayamaz. Kimse benim komisyonumu çalamaz. Kimse beni balkondan eşekler gibi alırttıramaz. İmzalayacaksın. İmzalamıyorum kardeşim. İmzalayacaksın diyorum kardeşim. İmzalamazsam ne olur? İmzalayacaksın işte. Ben elimi satmıyorum, size iyi günler. Gel buraya. Bırak beni. Gel diyorum sana. Azıcık durmaz. Bıraktınız kardeşim. Kardeşim. İmzalamıyorum diyorum. Ben artık çok sıkıldım Kadir. Niye bu kiraladığın evlerden birini de biz tutmuyoruz ki? Hulya. Hayatım, sen hiçbir elma ağacının kendi elmasını yediğini gördün mü? Ne alakası var şimdi bunun elmayla? Bak Hulya, bunlar bizim sermayemiz. Biz bu sermayeyi ne yapacağız? Bunları kiraya verip para kazanacağız. Kazandığımız parayla ne yapacağız? Ben sana Boğaz'ın en güzel yerinden en güzel evini alacağım. Almanı istemiyorum, kiralayalım yeter. Olmaz Hulya. Ben karımı kiralık evlerde falan oturtturamam. Benim karım Boğaz'ın en güzel evinde oturmalı ve Boğaz'dan geçen tankerleri birer birer saymalı. Ben tanker falan saymak istemiyorum. Boğaz gibi kontrol sistemi miyim ki ben? Tamam Hulya, hallederiz. Eğer tankerleri saymak istemiyorsan vapurları sayarsın. Hadi karını çocuğunu boş ver. Ya kendin düşün. Hiç mi sıkılmıyorsun iç güveysi olarak yaşamaktan, anlamıyorum ki. Güle güle Hulya. Güle güle mor kelebeğim, sarı papatyam. Hadi hoşça kal. Hadi canım. Allah Allah. Aha, iç güveyliğin nesi kötü ki ya? Ekmek elden, su gölden. Ben niye sıkılayım ki? Ben bu düğün işine hiç de sıcak bakmıyorum Kadir Bey. Siz de bu ailenin damadısınız, tanırsınız onları. Ne olur bana yardım edin. Düğünsüz bir evlilik için ne yapmam gerekiyor? Vallahi çok zor be bacan. Siz düğün yaptınız mı? Hem de 40 gün 40 gece. Of. Hadi ya. Ne o? Düğün masrafları mı korkuttu ressam bacan? Hayır. Ama düğün benim bünyeme ters bir olay. Ben daha hayatımda takım elbise bile giymedim. Kendimi yakamda çeyrek altınlarla göbek atarken düşünemiyorum. Ya. Ya bacanak. Senin gibi entelektüel bir adam tornacı bir babanın kızını alırsa böyle olur işte. Kusura bakma bacanak. O göbekler atılacak, o takım elbise giyilecek. Hiç mi yolu yok onları ikna etmenin? Bir yolu olmalı. Var. Var tabii. Hallederiz. Nasıl? Önce benim nadide fikirlerim için bana kaç para ödeyebileceğin konusunu bir konuşalım mı? Para mı istiyorsunuz yani? Kapıda ne yazıyor bacanak?
emlak pazarlama ve danışmanlık. Yani danışılmak benim işim. Ben bu konuda bir profesyonelim. Ama emlak konusunda danışmıyorum ki. Olsun. Danışma danışmadır. Tamam. Yeter ki düğün olmasın. Beni iyice anladın mı entel bacanak? Anladım sayılır. Güzel. Şimdi tezin şu olacak. Elinde belli bir miktar para var. Bu parayla ya evlenip yaşayabileceğiniz evi tutabiliyorsun ya da düğün yapabiliyorsun. Eğer düğün yaparsan ev tutamayıp iç güveysi olarak Mehmet Usta'nın evine yerleşeceğin korkusunu salman lazım. Ya korkmazlarsa? Ya hiç mahsuru yok, gelin yerleşin derlerse? Yok, daha neler. Bir evde iki iç güveysi. Ya bir tanesine tahammül edemiyorlar. Yani bana. İkimize birden asla tahammül edemezler. Sen inan bana. Of. Yani bilemiyorum. Nasıl söyleyeyim? Ya yalan söylemek pek içime sinmiyor ama... Söyleyeceksin bacana. Evlilikte başarılı olmanın ilk kuralı... ...karına ve ailesine... İyi yalan söyleyebilmektir. Pek de yalan sayılmaz değil mi? Yani düğün yaparsam ev tutamam ki. Güzel. İyi bir yalanın sırrı o yalana önce kendini inandırmaktır. Akşam bana destek olursunuz değil mi? Hallederiz bacanak. Of be ya. Of be ya. Emlak piyasası mı durgun? Bana mı iş gelmiyor anlamadım ki. Ama kesin piyasa durgundur. Yoksa ben işimi gayet iyi yapıyorum yani. Hülya'nın bu ağlaması hayır değil. Bu gidişin sonu kesin boşanma. Of of. Ev tutmak da dünyanın parası ya. Eşya da lazım. Merhaba genç. Buyurun amca, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Deniz Enver Yalazoğlu. Merhaba, ben de Kadir. Buyurun oturun Enver amca. Size nasıl yardımcı olabilirim Enver Bey amca? Evladım, benim Boğaz'da bir yalım var. Eşyalı filan. Onu kiraya vermek istiyorum. Boğaz'da yalınız var demek. Çok güzel. Hallederiz. Öyle hemen hallederiz demeyin. Tam 15 emlakçıya gittim. Hiçbiri de halledemedi. Abuk sabuk insanlara verdiler yalımı. O yarıdaki eşyalar yalıdan pahalı. Öyle herkese veremem ben evimi. Hallederiz Enver Bey amca. Hallederiz. Çok doğru bir yere geldiniz Enver Bey amca. Zira Hulka Emlak rakiplerine benzemez. Rica ederim. Eğer yalınızı efendi birine kiralamak istiyorsanız... Hulka Emlak sizin için İstanbul'un en efendi adamını bulup getirir. İnşallah. Boş kalınca hem duvarlar, hem yerler, hem de eşyalar zarar görüyor rutubetten. Ben de İzmir'de kızımı, torunlarımı bırakıp gelemem ki. Merak etmeyin. Hemen birini buluruz, hallederiz. $4,000 kira istiyorum. $4,000. Yalı tabii normaldir. 3,000'e de inerim. Yeter ki efendi biri tutsun. Eşyalarıma iyi bakılsın. Her birinin ayrı ayrı hatırası var. Merak etmeyin Enver Bey amca. Birini buluruz. Hallederiz. Siz bana güvenin. Tutmak isteyenle bizzat görüşeceğim. İçime sinerse kiralayacağım ona göre. Bu iş tamamdır artık Enver Bey amca. Yalınızı kiralandı bilin. İnşallah. Zira ben bıktım bu işten. Ben anahtarı şey yapsaydım, alsaydım. Vereceğim. Ama daha önce... Şu kağıdı bir de noterde tasdik ettirelim. Noter mi? Ne noteri? Eşyalarım çok değerli. Evimi güvenceye almak istiyorum. Anlıyorum. Seni sevdim be oğlum. Sen bu yalıyı kiralayacaksın inanıyorum. Merak etmeyin Enver Bey amca. Bana bu alemde hallederiz Kadir derler. Buyurun çıkalım. Allah, $4,000'ın komisyonu ne ediyor acaba? Arızayı buldum Şükran. İyi buldun. Buldun ama makinamızda 48 parçaya bölündü. Bak sen, bu parça dönerken tamam mı? Şu içerideki çıkıntı var ya, işte o gövdeye çarpıyor. Görüyorsun değil mi çıkıntıyı da? Çek şunu Allah aşkına Mehmet.
Valla bu içimdeki parçayı niye yapmışlar anlayamadım doğrusu. Belki gerekli bir parçadır baba. Olabilir ama arıza burada. Ben dükkana gidip şu parçayı bir makineye sokayım. Güle güle canım, güle güle. Yapamazsan bana bir çamaşır makinesi alırsın. Yaparım yaparım, merak etmeyin. Hadi bakalım. Selamlar babacığım. Selamlar, selamlar, hürmetler. Aa, bakın kim gelmiş. Sevgili kocacığım. Evimizin iç güveysi. Merhabalar. Merhaba çocuğum, merhaba. Ne oldu Kadir? Sabah Boğaz'dan ev tutacağım diye çıkmıştın. Tutabildin mi bari? Evladım, benim Boğaz'da bir yalım var. Eşyalı filan. Onu kiraya vermek istiyorum. Hem de eşyalı falan olacaktı anne. O yalıdaki eşyalar yalıdan pahalı. Öyle herkese veremem ben evim. Enişte, Boğaz'dan ev tutacak. Hem de eşyalı. Ay bırak Allah aşkına. Kaldılar başıma. Boş kalınca hem duvarlar, hem yerler, hem de eşyalar zarar görüyor rutubetten. Ben de İzmir'de kızımı, torunlarımı bırakıp gelemem canım. Babam bizi oyalıyor anneanne. 4.000 dolar kira istiyorum. 3.000'e de inerim. Yeter ki efendi biri tutsun. Eşyalarıma iyi bakılsın. Her birinin ayrı ayrı hatırası var. Neyse. Enişte aç mısın? Enişte. Yarın taşınıyoruz Hulya. Ne? Yarın sabah taşınıyoruz Hulya. Nereye evladım? Boğaz'a. Bir yalı dairesi tuttum. Ne? Evet. Hem de eşyalı. Süper bir ev. Hadi çocuğum, hadi dalga geçme. Otur da yemeğini ye. Evet. İşte bu da anahtarı. İnanmayan yarın gelip gerçeği görebilir. Boğaz'a taşınıyoruz Hulya. Boğaz'a. Bırakmıyorum Kadir. Ciddi misin? Evet, ciddiyim Hulya. Kadir! Hulya! Yaşasın beni tanıyor ya. Hadi çık. Gidip o yalıda biz otursak Enver Bey amca nereden anlayacak? Nasılsa İzmir'den gidip geliyor. Yıllarca oyalayabilirim. Yırttın oğlum Kadir. Boğaz'a taşınıyoruz. Tamam İlhamcığım. Tamam, yaparız bir akşam. Sen etleri alırsın çukur kasaptan. Tamam yaparız. Bu akşam mı? Tamam bu akşam yaparız. Seni mi kıracağız ya? Ahmetler de gelmek istiyor. Eray ile Zafer de. Tamam tamam, onlar da gelsin. Evde mangal var. Tamam evde mangal var. Tamam akşama görüşürüz o zaman. Hadi öpüyorum. Eyvallah. Eyvallah, hoşça kal. Of be. Of be. Ya ne zormuş Boğaz'da oturmak ya. Haftanın 5 günü mangal yapılmaz ki kardeşim. Ya şimdi Hulya'ya da söz verdim. Arkadaşları bir daha çağırmayacağım diye. Ya başım metin yiyecek ya. Beleş yalıya yerleştik. Millete ısmarladığımız rakı kiraya denk geliyor. Olmaz ki böyle şey ya. Alo. Enver Bey. Nasılsınız efendim? Sağ olun, sağ olun. Biz de iyiyiz efendim. Allah razı olsun efendim. Sağ olun, sağ olun. Yok Enver Bey, daha henüz kiracı bulamadım sizin yalıya. Arıyorum efendim en yakın Anlamadım. Arkadaşınız yalıdan duman çıktığını mı görmüş? Bahçede mangal yapıyorlar. Yok efendim, öyle yalı bomboş duruyor yani, boş boş. Kim ne yapsın boş yalıda mangalı yani? Yok efendim, yok öyle bir şey. Kaç yaşında bu arkadaşınız? 70. Tamam efendim, işte 75 yaşındaymış. Onda göz tansiyonu vardır, katarak vardır, matarak vardır, ondandır yani. Yoksa boş yalıda kim yapar mangalı efendim? Tamam efendim, ben kiracı çıktığı zaman sizi şey yapacağım, arayacağım, haber vereceğim efendim. Tamam Enver Bey, hürmetler ederim efendim. İyi günler efendim, iyi günler. Of ya. Of ya. Bu arkadaşlar da abarttı artık ya. Her akşam mangal yapıp rakı içmekten ne mide kaldı ne Hulya kaldı. Efendim çayınız? Evimi asla ve asla bir bekara vermeyin Kadir Bey. Bekar olmaz. Evli olacak.
Tabii Numan Bey de eviniz evli bir çift için biraz küçük değil mi? Değil efendim, değil. Koskocaman ev. Tam 60 metrekare. Geniş tabii, geniş, evet. Ben karımla o evde tam 10 yıl yaşadım. Peki, anlıyorum. Madem evinizi bekara vermek istemiyorsunuz, o zaman biz de evli buluruz. Evet, evli olmak. Bekar adamda her türlü numara var. Eve kız getirir, evde parti yapar, gece geç saatlerde gelir, temizlik yapmaz. Haklısınız, haklısınız. Ya gürültü yapar, faturasını ödemez, aidatını ödemez. Yok, 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 yok. Yani bekar adamdan kiracı olmaz. Hele öğrenci, asla olur. Haklısınız. Öğrencilerin hepsini yurtlara tıkmalı, bekarları da sınır dışı etmeliyiz. Yaz abi, bekara 300 milyona sobalı ev. Yazdın mı abi? 5 ilan etti değil mi Nail abi? Tamam Nail abicim, ilanlar şeyde olsun, kutu içinde olsun abi. Abi fiyat farkı olduğunu ben de biliyorum. Tamam, sen benim hesaba yaz, sonra hallederiz. Bakın beyefendi, yeni boşanmış olmanız bir şey ifade etmiyor. Siz bekarsınız. Ev sahibi de evini bekara vermek istemiyor. Tamam efendim, tamam. Kusura bakmayın, kusura bakmayın. İyi günler efendim, iyi günler. Allah Allah ya. Ya 20 kişi aradı, hepsi mi bekar bunların ya? Hiç mi evli yok içlerinde? Alo. Buyurun efendim. Hulka Emlak Gayrimenkul Danışmanlık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret AŞ. İlan için aradınız. Hangi ilan efendim? 60 metrekare olan. Evli misiniz efendim? Ev sahibiyle mi konuşsanız? Belki beni kabul eder. Etmez arkadaşım, etmez. Adam keçi gibi inatçı. Bekarlardan nefret ediyor. İyi de benim bütçem bir tek oraya yetiyor. Keşke elimden bir şey gelse. Zaten bu gidişle kimseye veremeyeceğiz bu evi. Çünkü bir tek bekarlar başvuruyor. Peki. Size iyi günler. Bir dakika arkadaşım. Sana o evi tutacağız. Ama ben evli değilim ki. Hani ev sahibi bekara vermiyordu. Tamam, seni evlendireceğiz. Evlendirecek misiniz? Numaradan canım, göstermeli. Nasıl, kiminle? Dur bakalım, acaba bize kim yardım edebilir? Kim ya? Bekle. Alo. Defneciğim, ben enişten Kadir. Evet. Gördüğünüz gibi olay gayet basit arkadaşlar. Siz artık evli bir çiftsiniz ve acilen eve ihtiyacınız var. Kadir abi, bu işi başka türlü halledemez miydin? 5 dakikanı alacak Pelinciğim. Numan Bey birazdan gelir. Onun yanında biraz sıkı fıkı olursunuz. O da evli olduğunuza daha çabuk inanır. Oluruz, oluruz tabii. Selamun aleyküm. O aleyküm selam Numan Bey. İşte evinize talip olan çiftimiz. Hamza ve Pelin çifti. 2 aylık evliler ve evinize gerçekten taptılar. tamam değil mi Numan Bey? Ben kira kontratını hazırlıyorum efendim. Hayır, tamam değil. Aa, neden? Evlilik cüzdanınızı görmem mümkün mü? Evlilik cüzdanına ne gerek var Numan Bey? Biz evliyiz, birbirimizi seviyoruz değil mi hayatım? Evet hayatım. Kusura bakmayın ama bu bir prensip meselesi. Emin olmam lazım. Evlilik cüzdanınızı görmem şart. Şu an yanlarında yok Numan Bey. Yarın göstertseniz. Olur. O zaman yarın yaparız kontratı. Hadi iyi günler. İyi günler Numan Bey. İyi günler efendim. İyi günler, görüşürüz Numan Bey. Ha, yarın gelirken bir iki de düğün fotoğrafı getirirsiniz değil mi? Düğün fotoğrafı da mı? Sanırım bu işi yattı Kadir abicim. Size iyi günler. Bir dakika Pelin, nereye gidiyorsun? Öyle hemen pes etmeyin arkadaşlar. Biraz sabırlı olun, dayanıklı olun. Hallederiz. Üf Kadir abi ya. 5 dakika diye geldim, 3 saattir buradayım. Tamam Pelinciğim, sık biraz dişini. Geçin bakayım şu duvarın dibine, geçin, 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 geçin. Birazdan çok güzel bir evlilik anınız olacak. Kadir Bey, çok yaratıcısınız. Öyleyimdir. Aynı yaratıcılığı sizden bekliyorum. Hadi bakalım şimdi bana güzel güzel pozlar verin. Hadi. Evet.
Pelin'cim, o gelinliği kirletmezsen çok sevinirim. Çünkü Hülya ablan benden bile daha fazla değer veriyor o gelinliğe. Tamam Kadir abi, kirlenmez. Şimdi yanak yanağa alalım. Evet, çok güzel, çok güzel. Şimdi dönün daha ilginç şeyler yapalım. Adam sizi mutlu görmeli. Evet, oradan bakın bana. Harika, harika. Pelin'cim gülümse biraz lütfen, gülümse. Evet, çekiyorum, hazır olun. Kımıldamayın. Güzel. Şu fotoğrafı da yapıştıralım. Bir de tamamlayalım. Evlilik cüzdanımız hazır. Peki onu nereden buldunuz? Karımla benim evlilik cüzdanım. Sizin fotoğraflarınızı yapıştırdım. İsimleri de daksille silip değiştirdim. Ya size lazım olursa? Canım, evlilik cüzdanı hayatta kaç kere lazım olur insana? İşte gelinliğinizi getirdim. Buyurun. Yüzüğünüzü de vereyim. Kadir abicim, ben gidiyorum artık. Ah Pelin'cim, giderken fotoğrafçıya uğrayıp fotoğrafları alır mısın? Ekspres baskı yapacaktı. Ay, gitmedi boş Kadir abi ya. Çantana koy, yarın gelirken de yanında getir. Saat tam 10'da, tamam mı? Yarın yine mi geleceğim? Hayat, kontrat yapacağız ya. Hayır, of ya, of. Çok güzel kızmış be. Şşş, akıllı ol Hamzacığım, akıllı ol. Tamam abi. Hamza, ne yaptın? Akıllı ol demiyor muyum sana? Abi özür dilerim abi. Hülya mahvedeceğim. Abi nazar değdi galiba. Ah Hamza, ah Hamza. Ne kadar mutlu bir çift değil mi Numan Bey? Evet, pekala. İmzalayalım kontratı. Derhal. Buyurun, ben hazırlamıştım. Pardon bir tanem, nezle olduğunu unutmuşum. Tamamdır. Bundan sonra ben böyle hep takım elbise mi giyeceğim Kadir abi? Abi değil Hasan. Bey, bey. Bundan sonra ben böyle hep takım elbise mi giyeceğim Kadir Bey? Bir sakıncası mı var Hasan? Sen bundan böyle Hülka Emlak ve Pazarlama, Danışmanlık ve Gayrimenkul, İnşaat ve Taahhüt ve Bilimum Reklam AŞ'nin bir elemanısın. Biz burada hep böyle giyiniriz. Peki ne yapacağım ben şimdi burada? Birinci vazifen ağzımdan çıkan her şeyi emir telakki etmektir. Örneğin mesela ben kendini şu camdan aşağı at desem gözünü kırpmadan atacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Güzel. Her sabah geldiğimde çayım ve gazetem masamda hazır olacak. Çayı tek şekerli içerim. Şeker atıp karıştıracaksın. Peki Kadir abi. Aman Kadir Bey. Çay soğuk olursa ben de soğuk olabilirim. Kulağını çekme, maaşından kesinti yapma ya da işten kovma gibi patronsal bazı haklarımı kullanabilirim. Peki sabahları kaçta geliyorsunuz? Hani çayı hazırlayayım, o bakımdan sordum. Vallahi orası belli olmaz Hasan'cığım. Bazen erken gelirim, bazen geç gelirim. Bu akşam içtiğim duble sayısına göre değişir. Ayrıca çantamı da taşıyacaksın. Sizin çantanız yok ki. O zaman bir çanta alırız Hasan. Hadi şimdi bana bir çay kap gel de içelim bakalım. Sonra sana yapacağın diğer işleri anlatacağım. Peki Kadir abi. Bana abi dediğin için maaşından 50 milyon kesinti yaptım Hasan'cığım. Ne? Her Kadir abi maaşından 50 milyon götürür. Gördüğün gibi bu iş yerinde Kadir Bey demek kazandırıyor Hasan'cığım. Satılık ya da kiralık bir ev geldiğinde ilk işin gidip evi görmek ve bütün detayları aklında tutup ezberlemek olacak. Peki Kadir Bey. Müşteri geldiğinde onunla beraber gidip evi gezdireceksin ve evi öveceksin. Bir kulübe bile olsa sanki onu bir villaymış gibi göstereceksin. Peki Kadir Bey. Sen orada
ayak ayak üstüne mi attın? Atmamam mı lazım? Yok. Patrona saygısızlık, iş yerinde düzen aleyhinde cürüm işlemek suçundan bir 10 milyonunu daha kesiyorum Hasan. İşi öğrendin artık Hasan. Görev seni bekliyor. Peki ev uzaksa nasıl gideceğiz Kadir Bey? Müşterinin arabasıyla. Müşterinin arabası yoksa otobüsle, dolmuşla, tramvayla, metroyla. Taksiyle gitsek daha mantıklı değil mi? Çabucak gider gelirdik. Babanın evinde taksi mi vardı Hasan? Yoktu da. O zaman taksi yok. Gerekirse yürüyeceksin. Büyümekte ve kalkınmakta olan bir firma giderlerine, masraflarına dikkat etmek zorundadır. Of ya, yandık. Bundan sonraki ilk müşteri senindir. Sen konuşacaksın. Tamam. İnşallah fazla uzağa gitmem. Merhabalar. Zekeriya köydeki evi satmak istiyorum Kadir Bey. Demek satmak istiyorsunuz. Sanırım Sinan abinin pek bir haberi yok bu işten. Yok. Olsa da izin vermez zaten. En iyisi oldu bittiye getirmek. Peki neden satıyorsunuz Müjgan teyze? Hanım. Müjgan hanım. Çünkü o evin malzemesi çürük. Geçen ay çatısı aktı. Kesin başka çürükler de vardır. Yani ben oturmam o evde. Sinan abi duyunca kızmaz mı peki? Sinan'ın bana kızması söz konusu bile değil. Ne canım? Yani ben yatırımlarımız hakkında karar veremeyecek miyim? Hallederiz Müjgan Hanım. Satarız. Hallederiz. Yine de satılana kadar Sinan duymasın, olur mu? Aman yapmayayım beyefendi. Hiç siteden ev alınır mı? Taş bloklar, park yok, bahçe yok. Siz en iyisi biraz daha kredi alın. Size biz Zekeriya Köy tarafından bir ev bakalım. Ama oralar çok pahalı değil mi? Yapmayın efendim, pahalı mı? Şu koskoca metropolde hangi para sizin doğaya olan ihtiyacınızdan daha önemlidir? Haklısınız. Evet. Elimde tam size göre bir ev var. Zekeriya Köy'de dubleks. Görmek ister misiniz? Olur, bir göreyim. Geldim Kadir Bey. Bizim çocuk da geldi Hasan. Beyefendi Zekeriya Köy'deki evi görmek istiyor. Hadi hemen götür. Şimdi mi? Evet Hasan. Şimdi, şu anda, hemen. Buyurun beyefendi. Gidelim bakalım. Arabanız var mıydı? Hayır yok. Ne oldu? Adam beğendi mi evi? Beğenmedi. Boşu boşuna gittim oralara kadar. Oo, iki defa gittin, bezdin sen de. Yarın ilan çıkınca ne yapacaksın çok merak ediyorum doğrusu. Kadir Bey, ya Zekeriya Köy bizim kapsam alanımıza girmiyor ki. Bakıyorum ustanın torna atölyesinde yata yata tembelliğe gayet iyi alışmışsın. Ama koşturman gerekiyor Hasan. Koşturmazsan para yok. Ama koşturursan seni güzel mi güzel bol sıfırlı primler bekliyor. Bol sıfırlı. Evet ya. Bol sıfırlı. Şu Sinan abinin evini bir satalım, köşe olacaksın. Sana motor alacağım. Hadi ya. Ya? Sen Sinan abilerin evinin camına satılıktır ilanı astın mı Hasan? Yo, söylemedin ki. Her şeyi benim söylemem mi gerekiyor Hasan? Kendin akıl edemez misin yani? Hadi bakalım, al şu ilanları da hemen bir zahmet as da gel. Bu çayı karıştırmamışsın Hasan. Karıştırdım Kadir Bey. Karıştırmamışsın. Ben sana karıştıracaksın demedim mi? Maaşından 10 milyon kesiyorum. Ulan maaş kuşa döndü ya. Hasan'ın maaşını makul bir seviyeye çektim. Alo. Buyurun efendim, Hürka Emlak. Tabii efendim, buyurun ofisimize gelin biz size yardımcı olalım. Arkadaş ilgilenir efendim sizinle. Adresi veriyorum. Ziya Bey Caddesi 18-6. Bekliyoruz efendim. Hadi bakalım Hasan.
Müjgan Hanımların evi için müşteriler bastırmadan yarım saatte şu mahalleyi bir dolaş gel. Boş evleri tespit et. Ya ben yarım saatte koca mahalleyi nasıl dolaşacağım ya? İstersen koşmaya başla Hasan. Çünkü emlakçılık koşma işidir. Bu camiada koşmayana ekmek yok. Değil mi ama? Ya Kadir Bey, ya benim ömrüm Zekeriya Köyü yollarında mı geçecek? Ne o? Bu bir şikayet, bir serzeniş mi Hasan? Ya bizim bölgemiz değil ki orası. Ben niye sürekli gidip geliyorum? Vallahi kimse beğenmiyor ya. Ya beğenene de çok pahalı geliyor. İstersen ustanın o yağlı, kirli, pis, paslı torna atölyesine geri dönebilirsin. Tabii seni kabul ederse. Alo? Efendim Hulya? Ceren, sürekli ağlıyor. Resim yarışması mı? Tankut mu çizdi mi? Anladım. Ben kızımın özgüveniyle oynayan adamı harcarım. Beklesin, ben orada hemen geliyorum. Of Allah'ım ya Rabbim ya. Nereden ben bulaştım bu işe ya? Yine gelecek maaşıma kesinti yapacak. Alo. Merhaba Mustafa abi. Ne haber Hasan? İyi abi. Abi sana bir şey soracaktım ben ya. Sor. Sence usta beni tekrar işe alır mı? Vallahi bilmem ki Hasan. Sen bir ağzını ara Hasan. Tamam, arayayım. Ama sen ümitli olma. Ne olur kurtar beni Kadir abinin elinden Mustafa abi ya. Ya ömrüm Zekeriya Köyü yollarında gelip geçiyor. Vay. İş yerinde özel görüşme ha? 5 milyon. Oo, hoş geldiniz. Nerelerde kaldınız Dombili Bey? Ya Kadir Bey, Müjgan Hanım'ın evini satmaktan vazgeçsek ya kimse almıyor ki. Boşu boşuna ta Zekeriya köylere kadar gidiyorum ben ya. Gideceksin tabii. Ben seni koşturasın diye tuttum. Ya hem Sinan abinin de haberi yok. Bak vallahi duyarsa aranız bozulur söyleyeyim. Aramız mı bozulur? Benimle niye bozulsun? Bozulacaksa kendi karısıyla bozulsun. Sinan abiden habersiz evi satışa çıkaran ben miyim sanki? Vallahi sen bilirsin Kadir Bey. Tamam, tamam, tamam. Ben şimdi dışarı çıkıyorum. Hulya ablan ararsa müşteriye ev gezdiriyor falan dersin. Tamam. Anlaştık mı? Ha. Aha, gerçekten önemli bir şey olursa ben Atmaca Hüseyin'in kahvesindeyim. Sen git kahveye kumar oyna. Ondan sonra müşteriye ev gezdiriyorum dersin. Allah'ım ya Rabbim ya. Hülk emlak. Yok arkadaşım, Zekeriya Köy'deki ev satıldı. Sattık, evet. Sattık kardeşim, sana ne fiyatında? Tamam, iyi günler. Allah'ım ya Rabbim ya. Benim bu evden kurtulmam lazım arkadaş. Beyimiz ense yapıyor ha? Sen böyle yat, yat, yat. Kavun gibi yat. Maaşından 20 milyon daha kesiyorum. Zaten bir şey kalmadı ki. Çık, git, git, git. Zaten sinirlerim tepemde. Yürü, yürü. Bana bak. Buralarda bir yerde 2 tane 20'lik olacaktı. Gördün mü sen? He? Sana diyorum, gördün mü? Yo. Bana bak. Sen mi aldın yoksa? Hayır ya, ben görmedim. Demek paramı da çalmaya başladın ha sen? Senden hiç beklemezdim. Hırsızlık da var yani. Ne hırsızlığı ya? Ben paramı ara görmedim. Peki nerede benim parama? Nerede bu param? Nereye koydum ben bu paraya? Nereye gitti o zaman bu para? Buradaymış. Sizden özür dilemenizi bekliyorum Kadir Bey.
Başlatma şimdi özüründen mözüründen. Zaten sinirlerim tepemde. Gösteririm ben size taş çalmak ne demekmiş. Adam resmen hırsız dedi ya. Görürsün şimdi. Alo? Hülya Hanım? Evet. Kocanızın yediği nanelerden haberiniz var mı? Ne? Kocanız kahvede kumar oynuyor. Bütün parasını okeyde kaybediyor. Evine harcaması gereken paraları etrafa saçıyor. Siz kimsiniz? Bir dost. Bu kadar işte. Hasan, Müjgan Hanım'ın Zekeriya Köy'deki evini derhal satmamız lazım Hasan. Bize para lazım Hasan. Hem de çok para lazım Hasan. Alo, Hülke Emlak. Zekeriya Köy'deki bir evin üzerinde satılık ilanı gördüm beyefendi. Zekeriya Köy mü? Evet efendim, o evle biz ilgileniyoruz. Tabii efendim, buyurun gelin. İndirim bindirim yaparız efendim. Hallederiz. O ev kime ait biliyor musunuz acaba? Evet efendim, Müjgan Hanım'a. Yanıldınız. Doğru cevap Sinan Bey'e olacaktı. Sinan abi. Bu mendil ne? Neden Ayze'nin biçimini almıştı? Bilmiyorum. Bu mendili kullanarak sesini değiştirdin öyle değil mi? Hadi söyle. Hayır, ben o mendille Ayze'yi zilmiştim. Zekeriya Köy'e gidip evi göstermek için bizi sen ispiyonladın değil mi? Sinan abi de senin adın öyle değil mi? Hayır, aramadım. Hadi söyle. İtiraf et. Bir dost sensin değil mi? Hayır, hayır. Biliyorum, saklama benden. Yalan. Sen dombilisin. Hayır. Sen dombilisin, evet. Benden nefret ediyorsun. Hayır. Hülya'yı da telefonla sen aradın değil mi? Aramadım. Hadi itiraf et. İtiraf et. Evet. Ben aradım, itiraf ediyorum. Çünkü sen beni hor gördün, aşağıladın. Bana hırsız dedin. Sürekli maaşımı kestin. Koşturdun diller gibi. Çayla şekerini bile bana karıştırdın. Söyleseydin ya be oğlum, karıştırmazdık. Ne bileyim ben senin bozulduğunu? Ben işi bırakıyorum Kadir abi. Bu iş bana göre değil. Yapma ya, ne güzel de kilo vermeye başlamıştım be Hasan. Elveda Kadir abi. Demek yabancı dil bilmiyorsunuz ha? Maalesef bilmiyorum. Hmm. Kadir, yabancı dil ne yapacaksın? Alt tarafı gelenlere ev gösterecek. Hülka Emlak, yarın bugün uluslararası piyasaya açıldığından ne olacak Hülya? Daha yan maliye bile açılmadan ne uluslararası Kadir? İstersen sen bu işlere hiç karışma Hülya. Pardon, köşedeki hamburgerciden bana bir hamburger alıp gelebilir misiniz acaba? Hamburger mi? Evet, hamburger. Yanımda çalışmak istiyorsanız hemen bir hamburger alıp gelmeniz gerekiyor. Peki. Para mı? Tamam. 5 dakika 33 saniye. Kadir, işe başvuran birini niye hamburgerciye yolluyoruz? 100 metreyi kaç saniye içinde gidip geldiğini merak ediyorum Hülya. Hülka Emlak olarak olimpiyatlara mı katılıyoruz Kadir? Hayır canım. Ama bir emlakçı çırağı son derece atik, son derece çevik, son derece hızlı ve seri olmak zorundadır. Tıpkı ormanlardaki vahşi bir çita gibi. Evet, 6 dakika içinde o hamburgerciden hamburger alıp gelemezse bil ki eski çırağın Baykuş Hasan'dan daha hımbıl demektir. Buyurun Kadir Bey, hamburgeriniz. 49 saniye. 5 dakika 33 saniye artı 49 saniye eder sana 6 dakika 22 saniye. Kusura bakmayın, sizi işe alamayacağım. Zaman mı tutuyordunuz? Evet. Ama bayağı kuyruk vardı hamburgercide. Ben emlakçı çırağının zeki, çevik ve kuyruğa aradan girip kaynak yapabilenini severim. Size iyi günler. Her gelene bir kulp takıyorsun Kadir. Nasıl birini arıyorsun anlamadım ki. Kızımız Ceren'e para verdin mi? O hamburgeri 3 dakikada gidip alıp geliyor Hülya. O 1 dakikada da alıp gelir Kadir. Çünkü onun adı Ceren Burger.
Sıradaki. Alayım arkadaşım. Evet. Siz Hulka Emlak Gayrimenkul Danışmanlık Değerlendirme Pazarlama Reklamcılık Sanayi ve Ticaret AŞ diyebilir misiniz? Tekrar edebilir misiniz? Üzgünüm ama zekanız bu emlakçıda çalışmaya yetecek kadar kıvrak değil. Sıradaki. Evet. Evet. Sizin biraz saçlarınız dökülüyor mu? Biraz. ailede kel var mı? Baba tarafı hep keldir. Evet. Öyleyse anladığım kadarıyla yakında sizde de saç kalmayacak. Olmadı arkadaşım. Bu iş için saç gerekli mi ki? Bir emlakçının vitrini güzel olmak zorunda. Tamam, hamburgeri 6 dakikada getirdin. Ama ne yazık ki presentable değilsin. Şimdi senin saçın döküldüğü zaman sana bir aşağılık kompleksi gelir. Özgüvenini yitirirsin. Müşterinin karşısında eğilirsin, bükülürsün, hatta kırılırsın. Bizim prensibimiz bükül ama kırılmadır. O yüzden olmaz. Saçsız birinin gayrimenkul pazarlaması mümkün değildir arkadaşım. Peruk takarım o zaman. Sıradaki. Oha. Hoş geldiniz Eda Hanım. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Burada yazdığına göre büyük emlak firmalarında çalışmışsınız. Evet. Artık edindiğim tecrübeyle küçük bir emlakçıyı büyük bir emlakçı haline getirmek hedefim. Sizi de bu yüzden seçtim. 1,5 milyar maaş. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Hayır değil. O sadece başlangıç için. Yarın sabah başlayayım. Nereye gidiyorsunuz? İş saatleri dışında sohbeti sevmem. Yarın sabah 8'de burada olurum. Ve kapıda beklemekten hiç hoşlanmam. Dükkana eleman aldım, kendim açıyorum dükkanı ya. Hem de bu saatte. Günaydın Kadir Bey. Günaydın Edacığım. Eda Hanım'ı tercih ederim. Benim masam nerede? Sizin masanız mı? Burası olsun. Teşekkürler. Yalnız bunları bir ara alırsınız değil mi? Bu kargaşada çalışamam da. Tabii ben onları hemen şey yapayım. Onları şişe yapmayayım. Ben hemen onları alayım. Kahve makinesi yok mu? Yok. Ben güne Nescafe'siz başlayamam. Öyle mi? Ben hemen size bir Nescafe söyleyeyim. Aa, 3 şekerli ve sütsüz olsun. Peki. Siz hiç merak etmeyin Kadir Bey. Burayı en kısa sürede büyük bir emlakçı haline getireceğiz. Size güveniyorum Eda Hanım. Zaten işinizi iyi yaptığınız her halinizden belli oluyor. Sanırım gazetedeki ilanlar için arıyorlar. Buyurun. Hülka Emlak.
Evet. Bodrum kat. Bir oda, bir salon. 400 milyon. 400 milyon çok mu sizce? Bekliyoruz. Ne oldu? Kontrat yapmaya geliyorlar. Padişah. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ben daha önce aramıştım. Hani şu Sarça Sokak'taki evi gösterecektiniz. Aa, tabii tabii. Kadir Bey, rica etsem beyefendiye evi gezdirebilir misiniz? Ama ben bu işi... Lütfen. Peki, göstereyim bari. Buyurun beyefendi, buyurun gidelim. Buyurun, buradan efendim, buradan, buradan, buyurun efendim. Hanımefendi, nasıl yardımcı olabilirim? Kadir yok mu? Ev göstermeye gitti. Ev göstermeye mi gitti? Siz kimsiniz? Ben Eda. Ah, pardon. Hülka Emlak. Ah, o ev kiralandı beyefendi. Ama buraya buyurursanız sizin için çok güzel bir ev bulacağımdan emin olabilirsiniz. Bekliyoruz. Hulya, hoş geldin hayatım. Hoş bulduk canım. Eda Hanım'la tanıştınız değil mi? İşe yeni başladı da. Demek sonunda eleman buldun Kadir. Evet Hulya. Kendisi emlak konusunda bizzat gayet tecrübelidir. Tecrübeli olduğundan hiç şüphem yok Kadir. Hulya, kınalı kuzum nereye? Ah Kadir Bey, ben de sizi bekliyordum. Evini kiraya vermek isteyen bir bey var. Gidip ilgilenebilir misiniz? Adres burada. Hallederiz Eda Hanım, hallederiz. Hulya haklı canım. Bu kızı kovmak lazım. Şuna bak, oraya oturmuş bana emirler yağdırıyor. Kadir Bey, ev sahibi sizi bekliyor. Eda Hanım, size önemli bir şey söylemem lazım. Durun ben tahmin edeyim. Karınız size beni kovma talimatı verdi. Değil mi? Ben kimseden talimat almam Eda Hanım. Ben sizi karısının kölesi olmayan profesyonel biri sanmıştım. Güçlü yüz çizgileriniz beni yanılttı. Şey Eda Hanım, yani bakın... Beni kovmak istediğinizden emin misiniz Kadir Bey? Oysa emlak dünyasında birlikte yapacak daha çok şeylerimiz var. Ne kovması canım? Kovmayı da nereden çıkardınız? Ben size başka bir şey diyecektim de. Nedir? Ben şu evi bir görüp de geleyim. Giderken bana bir Nescafe söyler misiniz? Söylerim tabii. 3 şekerli ve sütsüz. Hafızanız çok güçlü. Merci. Edacığım, yani Eda Hanım, kusura bakmayın ama artık sizinle çalışamayacağım. Ama neden? Şeyden, isterseniz bir takım ailevi sebepler diyelim ha? Karınız evi terk etti değil mi? Nereden anladınız? Böyle oluyor ya. Benim kaderim mi bu? Ağlamaya gerek yok Eda Hanım. Hiç kimse beni istemiyor. Bütün patronları ve karıları bana düşman oldu. Hiçbir işte uzun süre çalışamayacak mıyım? Hiç profesyonel biriyle çalışamayacak mıyım? Hayda, bu da ağlıyor ya. Tamam, vazgeçtim Eda Hanım, vazgeçtim, tamam, kovmuyorum. Tamam, Allah Allah.
dakika. Ah! İnanamıyorum. 2,5 dakikada hamburgerciye gidip hamburger alıp gelmiş olamazsın. Arada 200 metre yol var. Sonra hamburgercide kuyruk var. Ay, tamam mı Kadir? İşe aldın mı? Evet. Eda Hanım, üzgünüm. Ağlasanız da, zırlasanız da, üzülseniz de sizi kovuyorum. Çünkü ben gerçek adamımı buldum. Tamam öyleyse. Burada daha fazla durmamın bir anlamı yok. Yarın birini gönderip eşyalarımı aldırırım. Bravo Rafi. Yarın işe başlıyorsun aslanım. Ama ben üniversitenin kantininde çalışıyorum. Aa, artık burada çalışacaksın. Çünkü Mehmet Usta'nın sürekli seni burada görmesi gerekiyor. Evet. Merak etme. Burası sana o kantini aratmayacak. Çünkü sen çok hızlısın Rafi. Sen sanki doğuştan bir emlakçı çırağısın. Evet. Sen Kadir Topatan'ın çırağı, Rafi Marangasın. Sana aşık olmayı yasaklıyorum Rafi. Ama neden? Çünkü aşk zamanın düşmanıdır. İnsan para kazanarak değerlendireceği zamanı neden boşu boşuna aşka harcasın ki? Tamamen müsriflik. Sen yanlış düşünüyorsun. Türkiye ile ilgili bilmediğin çok şey var Rafi. Türkiye'de patronlar yanlış düşünmez. Çalışanlar yanlış düşünür. Aşk iyi bir şeydir. Ben aşığım. Sen aşık maşık değilsin Rafi. Aşk diye bir şey yoktur. Aşk sadece kadınların uydurmasıdır. Biz erkekleri ele geçirmek, erkeklerin ruhunu ezip yok etmek, onların çalışan beyinlerini durdurmak için uydurdukları bir yalandır. Sen bu oyuna gelme Rafi. Benim beyin hala çalışıyor. Senin beyin çalışıyor olsa işini yapardın. Kağıda kalpler falan çizmezdin. Ben seni buraya kalp çizmen için mi aldım? Biliyorum. Hizmet koşuyorum, ondan aldım. Ne bravo. Emlakçılık bir maratondur. En iyi maratoncular da sizin Kenya dolaylarından çıkarlar. Rafi. Rafi, mahalleyi dolaşıyorum diye eğer bir yerlerde dalga geçiyorsan... ...yaktım senin çırağına, haberin olsun, hem de ne yaptım. İyi günler. Buyurun memur bey, size nasıl yardımcı olabilirim? Yabancı uyruklu bir eleman çalıştırıyor musunuz? Evet, evet ama şimdi burada değil, dışarıda. Türkiye'de çalışma izni var mı? Bilmiyorum. Pasaportunun süresi yeterli mi peki? Vallahi bakmadım. İstanbul, Afrikalı ve Asyalı kaçaklarla dolu olduğunu bilmiyor musunuz? Öyle miymiş? Evet öyle. Birçoğu burada kaçak olarak çalışmakta. Amaçları bir şekilde Avrupa'ya gitmek. Bazıları da evlenerek burada kalmaya çalışıyorlar. Defne, benimle evlenir misin? Aa, Rafi biraz erken olmadı mı? Daha bu 3. buluşmamız. Olsun, ben seni çok beğeniyorum. Saçlarına bayılıyorum. Ben de senin saçlarına bayılıyorum ama saçlarımıza bayılıyoruz diye hemen evlenemeyiz yani. Ama ben seni çok seviyorum. Ama sen beni sevmiyorsun. Aa, hayır, hayır. Ben seni çok seviyorum. Ama yani evlilik çok büyük bir olay. Birlikte biraz daha vakit geçirmemiz gerek, öyle değil mi? Ama ben hemen evlenmek istiyorum. Ay, acelen ne Rafi? Ben daha sonra tekrar uğrayayım. Tabii memur bey, bekleriz. Söyleyin adamınıza, ya gözüme gözükmesin, adam gibi kaçsın... ...ya da bir dahaki gelişime kadar bir Türk kızıyla evlensin. Emredersiniz, ben iletirim kendisine efendim. Yoksa sınır dışı etmek zorundayız. Anlıyorum, siz hiç zahmet etmeyin, ben aslında onu kendi ellerimle evlendirebilirim. İnşallah. Ben şimdi Rafi'yi evlendirecek kızı nereden bulacağım? Bana bak Rafi, senin derhal evlenmen lazım kardeşim, polisin emri. Ben de evlenmek istiyorum da. Ama Defne kabul etmiyor. Defne olmaz. Defne olmaz. Sana başka birini bulmamız lazım. Bulmamız lazım ama kimi? Neden Defne olmaz? Çünkü onun babası Mehmet Usta. Sana babası Mehmet Usta olmayan birini bulmalıyız. Ben başkasını istemem. Ben Defne istiyorum. Defne'yi istiyormuş. Kardeşim sınır dışı edileceksin diyorum, anlasana. Mehmet Usta'yı ikna etmek 10 yılımızı alır be. Niye sınır dışı biliyorum ya? Sen daha iyi bilirsin Rafi Bey. Rafi, ben sana bu dükkanda kalp çizmek yasak demedim mi kardeşim? Seviyorsam suç mu? Seviyorsam suç mu?
O polis birazdan gelir. Senin acilen evlenecek birini bulman lazım ya. Buldum ama o da benimle evlenmek istemiyor. Bugün çıkıp sokaklarda dolaşalım. İnsanlara soralım. Belki seninle evlenmek isteyen biri çıkar. Olmaz ya. Ben o hale herkesiyle evlenmem. Ne demek olmaz ya? Seni sınır dışı mı etsinler? Ben çıraksız mı kalayım yani? Beni sınır dışı atmazlar ki. Ya sen bir evlenme de bak nasıl sınır dışı ediyorlar. Hadi, hadi madem benim yardımımı istemiyorsun, hadi git kendin evlen. Sana akşama kadar süre. Evlendin, evlendin. Evlenmedin sakın bu dükkana geri dönme. O kadar kolay sanki. Allah Allah. Ne oldu sizin Kenyalı? Polis deyince topukları yağladı değil mi? Vallahi hiç öyle olmadı memur bey. Bizim Rafi gayet rahat. Bence hiç beklemeyin siz onu. O çoktan saklanacak bir yer bulmuştur. Bir daha gelmez. Merhaba. Rafi, yavrum, evladım, ne işin var senin burada? Gel bakalım Rafi bey, göster şu pasaportu. Pasaport mu? Pasaport ya, yok değil mi? Buyurun. Pasaport var, vizesi yoktur. Bakalım. Vize de var. Var. O zaman süresi dolmuştur bunun. Bakalım. Yok, hayır da olmamış. Demek ki sınır dışı edemeyeceksiniz memur bey. Bizim görevimiz sormak. Aferin be Rafi. Sen o vizeni sürekli yenilet. Yoksa aynen Kenya. Ben zaten yarın gidiyorum. Gidiyor musun? Evet. Gidiyorum. Ha, nini? Beskeli mi bu? Aa, itaibade beskeli kwa na ifichu kule nyuma. Silikon imefunga. Ben sana kaç kere Kenya ile telefonla konuşmayacaksın dedim. Kenya'daki bisikletimi çalmışlar. Başlarım şimdi senin bisikletinden. Burası Kenya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu Amirliği mi? Ama çok güzel bisikletiydi. 10 vitesliydi. 10 vitesliymiş. Sen zırt pırt böyle Kenya'yı ararsan telefon faturası da 10 sıfırlı gelecek ama. Gelsin. Gelsin ha? Gelsin. Tabii gelsin. Bu ayki telefon faturasını sen ödeyeceksin ama Rafi Maranga. O derim tabii. Ne var bundan? Allah Allah. Birader, ne biye? Mam bramla gani. Ben de diye dinamış ya. Bu video katman eno. Video kama bramla gani. Ve teşekkürlü. Ne bana maisha sevgili. Alo. Simu angalia kila mahali basi. Kila mahali angalia kila mahali angalia kila mtu yani. Ne kuwaje sasa iskeli na yeye. Haiwezekani. Angalia ni kila mahali. Nyumba zote mbili mbili. Of ya Hulya, of ya! Sen gitsene işine, niye takip edip duruyorsun beni? Tatilci söz vermiştin Kadir. Bekliyorum. Tamam Hulya, hallederiz Hulya, hallederiz. Yurt dışını tercih ederim. Kapıda hulka darphane hizmetleri yazmıyor Hulya. Biz para basmıyoruz herhalde burada. Hani işler iyi gidiyordu Kadir? O ne var ne yok diye hatır soranlara verilen bir yanıt Hulya. İşler gayet de kötü gidiyor, resmen sürünüyoruz. Ben de para vereceğim Kadir. Yeter ki yurt dışı olsun. Rafi, Kenya'da tatil köyleri kaç para koçum? Ucuz, hallederiz. Seferi demedim Kadir. Tatil dedim. Tatil yapacağımıza söz ver Kadir. Yoksa akşama kadar burada oturur beklerim. Tamam Hulya, tamam. Hallederiz. Yurt dışında. Ama Hulya, bütün dünya tatil için Türkiye'ye gelirken bizim yurt dışına gitmemiz biraz enayilik olmuyor mu? Bu cennet gibi vatan dururken ne işimiz var bizim yurt dışında, murt dışında? Eğer Kenya gideceksiniz, benim aile orada. Ha, işte gidelim Kenya'ya, yiyelim Kenya'nın meşhur zebra kebaplarını. Bizi Rafi'nin ailesi misafir etsin. Ben Avrupa istiyorum Kadir. Ama Avrupa bizi istemiyor Hulya. Avrupa'da tatil yapmak için Avrupa Birliği'ne girmemiz gerekmiyor Kadir. Ama Hulya, onlar şimdi bizi işlerine almazken bizim oralarda gidip dolaşmamız yüzsüzlük olmaz mı? Olmaz
Kadir. Kusura bakma Hulya. Ben onurlu bir adamım. İstenmediğim yere gidemem. Tamam Kadir, tamam. Yurt içi olsun. Yeter ki bu sene tatil yapalım. Söz ver. Söz veriyorum Hulya. Ayağına yere bas Kadir. Tamam Hulya, söz veriyorum, söz. Ya ne kadar baskıcı bir insansın. Öyle indir canım. İyi çalışmalar. Öf ya, öf ya, öf. Tamam Rafi, tamam, yeter sildiğin. Sile sile eskittin her şeyi, bırak, tamam yeter. Merhaba Kadir. Vay entel dantel bacanak, hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır, hangi rüzgar attı seni buraya? Hemoroid rüzgarı. Sonunda bir bilene danışmaya karar verdin, öyle mi? Hadi geç otur bakalım. Pardon, şimdi sen oturamazsın da. Söyle dostum, sen nasıl kurtuldun bu illetten? Vallahi bacanak, bunun tek bir çözümü var. O da operasyon. Operasyon mu? Evet, bilirsin böyle şeyler işte. Narkoz markoz, neşter meşter, doktor, hemşire. Hemşire mi? Evet, hemşire bacanak. E biliyorsun, tıpta ayıp mayıp yoktur. Artık indireceksin şeyi, yani pantolonunu. Ya, sen ameliyat olmuş muydun? Ameliyat? Oldum tabii bacanak. Olmaz olur muyum hiç? Oldum. Bu işin ameliyattan başka bir yolu olmalı. Alternatif tıp çok ilerledi. Yok entel bacanak, yok. Tek yol bıçak altına yat. Bari şu acımı dindirecek bir şey olsa. Acılı ve baharatlı yemeyeceksin. Yoksa o hemoroidin seni huysuz bir kısrak gibi yerden yere vurur bacanak. Baharat mı dedin? Ha, tabii ya. Geçenlerde İpek'te bir Meksika lokantasına gitmiştik. Bol baharatlı bir gazpacho çorbası içtim. Ondan sonra başladı bu meret. Tabii işte yersen öyle entel dantel şeyleri ya böyle olursun. Ne olur söyle. Bu acıyı dindirecek bir şey mutlaka olmalı. Korkma be bacanak. Alt tarafı bir ameliyat ya. Olmaz. Ressam camiası çok küçüktür. Böyle naif bir sanatla uğraşıp böyle kaba bir hastalığa yakalanamazsın. Hemen duyulur. Canım ne var bunda? Van Gogh'unda şey yoktu yani, kulağı yoktu. Ama o kendi kesti kulağını. Orada artistik bir durum söz konusu. Canım bence bu da artistik bir durum. Öyle bir bölge nasıl artistik olabilir söyler misin bana? Neyse. Ben gideyim. Böyle yaşamaya alışacağım artık. İyi günler. Güle güle, güle güle. Ben de seni ameliyat ettirip karizmanı çizdirmezsem. Alo. Doktor Berkan Bey ile görüşebilir miyim? Mama. Nime misisima sana. Uko kuna mtokupika sima. Basi hakuna sima huku. Ngoja kidogo. Telefon faturası var. Çok teşekkürler. İyi günler. Aha. Mama. Usijali, nashukuru. Tunashukuru maisha tu hivi. Vyakula vyako pia ni vizuri, hakuna wasiwasi. Tunashukuru Mungu, sijui nyinyi tu huko. Ha? 1.890.000.000 mu? Aman yandım ben, yandım. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ben ya? Yandım. 1.890.000.000. Ne yapacağım ben ya? Ne haber Rafi? Ne attın ağzına sen? Düşmü. Hayır, kağıt gibi bir şeydi o. Kağıt elma. Kağıt elma mı? Bu ne peki bu? Ha? Boş telefon zarfı, bu ne? Boş zarf mı? Bu zarfla telefon faturası geliyor. Nerede bunun içi? Yuttu. Kaç paraydı Rafi? Kaç paraydı söyle diyorum. Rafi, oğlum söylesene. Bak kızmayacağım vallahi. Söylemiyorsun öyle mi? Pekala. Ben de 163 borç öğrenme servisini ararım. Numaranızı tuşlayın diyor.
oha Rafi, oha! Son ödeme tarihine kadar 1 milyar 890 milyon lirayı ödeme. Bak seni ne yapıyorum Rafi, ne yapıyorum? İyi günler. Bir adada bir Urfa istemişsiniz. Evet, istedik. Ver bakalım. Bunların hangisi acılı, hangisi acısız? Buydu galiba. Yok yok, buydu. Acısız hangisi? Buydu, buydu. Bu mu? Evet o. Emin misin? Eminim abi. Bak bu önemli bir mevzu. Hangisi acısız, bu mu? Abi bu, eminim. Ya kardeşim, şunun üzerine yazsanıza hangisi acılı, hangisi acısız diye. Allah Allah. Tamam abi, bir dahakine yazarım. Buyurun. Ha tamam, ha hadi kalsın, güle güle. Afiyet olsun, güle güle. Teşekkürler. Ha bunlar da senin. Aslında o telefon borcunu ödeyene kadar seni aç bırakmak gerekir ya. Hadi neyse, ha ye ye ye. Oğlum Kenya'ya gidip gelsen daha ucuza gelir be. Ben sana o kadar telefonla konuşma dedim değil mi? Ben çok fazla konuşmuyorum. Telefon çok yazıyor. Ulan eşek elin acıyı bana lan. Selamlar. Aleyküm selam. Selamlar. Hoş geldiniz Tekin Bey. Duyduğuma göre hemoroidin coşmuş Kadir. Evet, biraz öyle oldu. Demek ameliyat olduğun yalandı ha? Yani. Vallahi ben oldum, çok rahatladım. Sana da şiddetle tavsiye ederim. Olmaz, ben öyle ameliyat olamam. Aa, ama arkadaşlar geldi bir kere. Arkadaşlar mı? Buyurun arkadaşlar. Hoş geldiniz beyler. Evet evet. Kendisi biraz korkuyor. Ancak ağlasam da sızlasam da hiç bana bakmayın. Kolumdan tutup zorla götürebilirsiniz dedi. İtiraz edersem kaba kuvvet kullanabilirsiniz dedi. Buyurun beyler, buyurun. Ne diyorsun Başak ya? Ne oluyor ya? Bir dakika ya. Buyurun patron. Sağ ol Rafi. Patron. Yes Rafi. Biz bu boğazdaki yeliğe niye kimseye kiralamıyoruz? Çünkü orada ben oturuyorum Rafi. Beleş mi? Beleş Rafi. Ev sahibi biliyor mu patron? Bilmiyor Rafi. Bilmesi de gerekmiyor. Müşteri çıkana kadar da ben oturacağım, anladın mı? Anladım. Sen uç katlik yapıyorsun. Bana bak, sen her şeye burnunu sokma, işine bak. Sen işine bak, ben de ev sahibini arayıp günlük olağan yalakalığımı yapayım. Yalaka ne patron? Enver Bey, merhaba efendim. Hürmetli, nasılsınız? Kadir efendim, Kadir. Real estate Kadir. Evet efendim, sağ olun Enver Bey. Sizler nasılsınız? Uğraşıp duruyoruz efendim. Sağ olun, sağ olun. Kiracı mı? Nerede efendim, nerede, nerede? Var aslında. Aslında var da benim gözüm tutmuyor efendim. Pek tekin pabuç değiller efendim. Evet, sahtekar efendim bunların hepsi. Üç kağıtçı. Tabii efendim, belalı. Şimdi evi versek biz 25 yılda kurtaramayız efendim bunların elinden. Tabii efendim, eviniz... Eviniz canavar gibi efendim, taş gibi. Ben bizzat şahsen kendim ilgileniyorum. Siz hiç merak etmeyin efendim. Anlamadım efendim. Kardeşiniz mi gelecek? Yalıya bakmıyorum. Enver Bey, ne gerek var? Dedim ya, yalınız gayet iyi efendim. Siz gittikten sonra daha da iyileşti sizin yalı. Gelecek diyorsunuz. Sami Bey, kardeşimizin adı. Gelip kontrol edecek, öyle mi? Peki efendim, gelsin. Tabii efendim, birlikte bakarız yalıya. Ne demek efendim? Tabii efendim. Tabii. Ne oldu patron? Açtın şom ağzını, gördün mü başımıza gelenleri? Enver Bey'in kardeşi Sami Bey geliyor. Gelip görecek yalıya yerleştiğimizi. Gelirse gelsin. Ne demek gelirse gelsin? Çok büyük bir bela geliyor Rafi. Büyük bir bela geliyor, anlasana. Ne düşünüyorsun kara kara patron? Hulya ile Ceren'i yalıdan tahliye etmenin yollarını düşünüyorum. Neden? Rafi, oğlum Rafi, Rafi Maranga, sen anlamadın galiba. Ev sahibinin kardeşi İzmir'den geliyor. Benim o yalıya yerleştiğimi görürse o evi benim başıma yıkar. Yalınız emir ve görüşlerinize hazırdır efendim. Çok zekiyim ya. Çok zekiyim. Şu beynimle ne kadar övünsem azdır. Helal bana. Helal.
ben çoldum. Yavaş yavaş. Dizlerim tutmuyor. Hissetmiyorum, dizlerim tutmuyor. Ne oldu patron? Sorma Rafi. Birisi Kadir abinin donma tuşuna basmış. Sen sus, don beni baykuşa sen. Nereye bırakalım ben istedim? Uygun bir yere koy kayınço. Evet evet evet. Yok, burası olmadı, rahat değilim kayınço. Dizlerim. Hiçbir şey hissetmiyorum. Dur Mustafa. Geri gel. Geri gel. Amma ağrısın be Kadir abi ya. Oğlum hayatın ağırlığı var tabii üzerimizde, kolay değil. Ya enişte seni bir hastaneye falan götürseydik ya. Olmaz. Birazdan Enver Bey'in kardeşi Sami Bey gelecek. Onunla görüşelim, ondan sonra gideriz. Ondan önce olmaz. Ya şimdi gidelim enişte, böyle çıkma adamın karşısına. Doğru söylüyorsun ya. İyi. Hadi gidelim o zaman, hadi. Hadi Hasan. Gel gel kayıcı. Rafi. Efendim patron. Sami Bey gelince de ki patron hastaneye gitti, birazdan gelecek de sonra çay ikram et. Yürüyün arkadaşlar. İleri hastaneye. Aa, dizleri. Dizleri tutmuyor. Buyurun Sami Bey. Patron şimdi hastaneden gelir. Hastalığı ciddi bir şey miydi? Ciddi derecede komik idi. İşte patron geldi. Geçmiş olsun Kadir Bey. Sağ olun efendim. Ben Enver'in karısı Sami. Aa öyle mi? Merhaba Sami Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Bacaklarınızda ne oldu? Ay şey efendim, sanki bacaklar benim değilmiş gibi. Başkasından ödünç almışım gibi. Yavaş patron. Sanki rente bacak yapmışım gibi efendim. Bu nasıl oldu Kadir Bey? Ben Enver Bey'in yalısını şey yapıyordum efendim, bakım yapıyordum. Badana boya yaparken merdivenlerden düşmüşüm efendim. Olsun. Yapmak zorundaydım. Bana emanet edilen bir evi canım pahasına da olsa korumak zorundaydım. Sağ olun Kadir Bey. Ben sizin gibi emlakçı görmedim. Yok zaten Sami Bey. Böyle yürüyeni ben de görmedim. Peki bacaklarınız düzelmeyecek mi? Düzelir efendim, düzelir. Bu ne ki? Siz böyle dün görecektiniz. Yani yanının çürüyen tahtalarını onarırken ayaklarım daha fenaydı efendim. Onarım yaptınız ha? Abimin çok hoşuna gidecek. Rica ederim Sami Bey, bu bizim görevimiz. Yani o yalı bana emanet. Hayret bir şey ya. Bu kadar bakımlı bir yalıya hiç mi müşteri çıkmıyor? Çıkıyor efendim, çıkıyor da güven vermiyor. Yani benim gözüm tutmuyor. Ama acil bir şey varsa verelim hemen birine. Yok yok, öyle istemem. Abime iyi bir kiracı lazım. Tabii efendim, tabii. Ben de onun için uğraşıyorum ya. Vallahi size o kadar güveniyorum ki Kadir Bey. Yalıya bakmaya bile gerek görmüyorum. Aman efendim, o yalı zaten bendenize emanet. Hadi siz gidin, biraz dinlenin. Olmaz, olmaz efendim. Biz daha Rafi'yle gidip yalının bahçe duvarlarını boyayacağız. Olmaz Kadir Bey, bu halde nasıl çalışırsınız? Yok Sami Bey, yok. Ben çalışmadan yaşayamam. Peki, size o zaman iyi günler. İyi günler efendim, iyi günler. Rafi! Rafi, benim dizlerim tutmuyor Rafi. İstersen biraz koşalım da iyi düzenir. Nasıl iyi düzelir? Düzelmez. Ben bundan sonra herhalde böyle balans ayarı bozuk bir şekilde yaşamak zorundayım Rafi. Neyse, işte ise bu Enver Bey'in kardeşi Sami Bey'den kurtulduk, o yeter bize. Hadi üstünüzü giyinin, gidiyoruz. Nereye baba? Çadır kurmaya. Nereye? Eve. Ege, Kuşadası. Ya amma pahalıymış bu tatil köyleri ya. Vaktiyle bir tatil köyü açsaydım şimdiye çoktan köşe oluyordum Rafi. Patron, ben de tatile gitmek istiyorum. Rafi, yengen zaten tutturmuş tatil diye, bir de sen çıkma başıma. Hem sen tatili ne yapacaksın? Sen yeteri kadar yanmışsın, bronzsun. Sana biz Kenyalı bile diyebiliriz. Merhaba Rafi. Merhaba yenge. Kadir, ayarlayabildin mi bir yer? Maalesef Hulya. Bütün tatil köyleri dolu. Sabahtan beri telefon ediyorum, her yer dolu. Full, full. Yalan söyleme Kadir. Yüzlerce tatil köyü var, hepsi nasıl dolu olabilir? Sana ve biricik kızıma layık olanlar dolu Hulya. Yani birinci sınıf olanlar. Ver sen şu gazeteyi. Ben iş yerinde inceler, fıstık gibi bir yer ayarlarım. Ben ayarlıyorum Hulya, ayarlıyorum. Ayarlamıyorsun. Sen artık ödemeyi yaparsın, ben ayarlarım. Hulya, ben bakarım, hallederiz, hallederiz. Tamam o zaman Kadir. Bak ben gidiyorum, akşam annemlere gelirsin. Ama lütfen tatil haberleriyle birlikte. İyi günler Rafi. Güle güle yenge. Fıstık gibi yer ayarlarmış. Fıstık gibi yerlerin fiyatları da fıstık gibi. Hem de tuzlu fıstık değil mi patron? Espri yapma Rafi. Espri yapılacağı zaman ben yaparım. Ama güzel yapamıyorsun patron. Kes! 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 Her şey dahil tatil köyü. Geç.
Tam pansiyon 84 milyon. Geç. Yarım pansiyon 60 milyon. Bunu da geç. Vay be. Vay. Zamanında turizm sektörüne girmek varmış. Gerçi aklıma gelmişti ama vazgeçmiştim. Demek o zamanlar ufak bir yer alsaymışım... ...şimdiye çoktan vergi rekortmeni olurmuşum. Artık çok geç patron. Atalan Üsküdar'a geçti. Ya. Öyle deme Rafi. Hiçbir şey için geç değildir. Şuraya bak. 3 kişilik bir ailenin tatil masrafı 1,5 milyardan az değil. Benim tatil köylerine gidip para saçmaya değil. Benim tatil köyü açıp para toplamaya ihtiyacım var. Ortada çok büyük bir pasta var Rafi. Bu pastadan payını almamak enayiliktir. Nereden bulacaksın tatil köyü? Güzel bir soru. Hadi buldun. Para nerede? Bu daha da güzel bir soru. Tatil köyünü işletecek para ortağımda mevcut da... ...tatil köyünü nereden bulacağız? Ortağın kim peki? Henüz ben de bilmiyorum. Rafi! Efendim Kadir Bey. Rafi, günaydın. Nedir buraların hali Rafi? Hiçbir yeri süpürmemişsin daha Rafi. Ben sevmiyorum süpürmeyi. Ne demek ben sevmiyorum süpürmeyi? Toz kalkıyor. Toz kalkıyor. Bana bak Rafi, seni ayağımın altına bir alırım görürsün o zaman tozu mozu. Kardeşim senin işin bu, süpürmek. Ne demek sevmiyorum süpürmeyi? Sevmiyorum Allah Allah. Rafi beni deli etme. Al şu süpürmeyi, al kardeşim, al. Geç. Süpür şunları, süpür. Birazdan buraya çok zengin adamlar gelecek. Zengin adamlar mı? Nasıl yani? Evet, çünkü ben Boğaz'daki yalı için kiralık ilanı verdim de ondan Rafi. Aman ya. Bana bak Rafi, hali ve hareketlerini hiç beğenmiyorum, haberin olsun. Anlattığınıza göre çok güzel bir yalıya benziyor. Bana bir gösterebilir misiniz peki? Tabii efendim, gösteririz. Gösteririz de önce bir fiyatta anlaşalım, ondan sonra gösterelim, bize ekstradan zahmet olmasın. Ne kadar istiyorsunuz? Efendim aylığı 5.000 dolardan 3 aylığına kiralayabiliyoruz. 3 aylığına mı? İlanda yazmamışsınız 3 aylık diye. Evet ama ona bakılırsa siz de Arap değilsiniz. Bakın ilanda Araplara sezonluk kiralık yalı diye yazıyor. Benim anne tarafım Arap'tır. Vallahi 3 aylığına 15.000 doları verin. İsterseniz Bulgar göçmeni olun, o beni bağlamaz. Veremem, çok para 15.000 dolar. Öyle mi? Rafi, beyefendiye kapıyı göster. Burada, görmüyor mu? Görüyorum efendim, görüyorum. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ben her sene geliyor Türkiye'ye. Yalı kiralıyor. Tatil yapıyor çoluk çocuk. Çok güzel, çok ayva. Sizin yalı geniş. Süper geniş. Yani süper ayva. Yakşı. Benim familya çok geniş. 15 çocuk, 3 avrat. Oha. Pardon. Yani çok güzel, çok güzel. Şimdi sen vermek 15.000 dolar. Sonra kalmak 3 ay. Sonra gitmek. He? Niye onun gibi konuşuyorsun patron? Buna müşteri iletişimi derler Sayın Rafi Maganda. 15.000 dolar çok yakşı fiyat. Ben tutuyor yalıyı. Ben arabadan para getirmek. Bu iş sandığımdan kolay olmak, yalı tutulmak, tatil köyünün parası çıkmak. Alo. Enver Bey amca. Buyurun. İyiyiz efendim, siz nasılsınız? Yalınız mı? Maalesef Enver Bey amca, sizin yalıya hala bir kiracı bulamadım ben. Yalancı. Aman Enver Bey amca, uyarmanıza ne gerek var? Ben hiç sizin yalıyı Araplara verir miyim? Buyurun İbrahim Bey, paranız. Teşekkür ederim, hayrını gördüm. Ya enişte, bir sorsaydık nasıl bir yermiş, neler varmış içinde. Ben sordum kayınço, gayet güzel bir yer, hiç merak etme. İbrahim Bey, nasıl bir yer bu Asos'taki mekan, neler var içinde? 15 tane yan yana oda var. Yan yana? Yan yana. Başka? Başka bir şey yok. Başka bir şey yok mu? Geniş bir alan, üstünde zeytin ağaçları var. Zeytin ağaçları mı?
Ara sıra da koyunlar, keçiler gelir otlar. Koyunlar, keçiler mi? Ya kayınço sen merak etme. Ben kovalarım koyunları, keçileri. Ya bir havuz falan yok mu? Biz orayı tatil köyü olarak tutuyoruz da. Oradan tatil köyü olmaz. Olsa olsa pansiyon olur. Enişte pansiyon diyor. İstirham ederim kayınço. Nice tatil köyleri vardır ki kariyerlerine bir pansiyon olarak başlamışlardır. Peki siz niye kiraya veriyorsunuz burayı? Kendiniz niye işletmiyorsunuz? Ben daha güzel bir yer kiraladım. Hem bu size verdiğim yere kimse gelmiyor ki. Enişte bir dakika geliriz. Efendim kayınço. Gel biz vazgeçelim bu işten. 15 tane odaya sezonluk 15 bin dolar verilir mi hiç? Kayınço o paraya başka yer bulamadım. Çıkartamayız o parayı ama. Ya hallederiz kayınço, merak etme, hallederiz. İbrahim Bey, ben kontratları hazırlamıştım efendim. Buyurun, buyurun imzalayalım efendim. Ben size hemen bir kalem takdim edeyim. Evet efendim oraya. Bir de buraya efendim. Teşekkür ederim, buyurun. Hayırlı olsun efendim. Hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Hayırlı olsun. Çok hayırlı teşekkür olsun. Ederiz efendim. Ayaklarınıza sağlık. İyi günler efendim. Hürmetler ediyorum efendim. Hürmetler. Of ya enişte of. Niye biz Asos'ta yer kiraladık ki? Zenginler tatil yapmaz orada. Enteller yapar. Aa, bak entel dedin de aklıma ne geldi? Şu bizim yeni tatil köyünün badana işlerini entel bacanak Tankut'a mı yaptırsak acaba kayınço? Var ya enişte. Bir an için acayip umutlanmıştım ha. Güzel bir iş yakaladık, ne güzel köşeye döneceğiz zannetmiştim. Döneceğiz be kayınço, halledeceğiz. Nasıl halledeceğiz enişte? Üzerinde koyunların, keçilerin dolaştığı yere kim gelir? Adam resmen kakaladı bizi orayı. Önemli olan pazarlamadır kayınço. Biz insanlara gerçekleri değil, hayallerini yaşatacağız. Kusura bakmayın işte, ben gelmiyorum. Sen git o zeytin ağaçlarını işle. Saçmalama Mustafa ya. Sen benim ortağımsın, orayı birlikte adam edeceğiz. Sen ortak değil, çalıştıracak adam arıyorsun. Ya ne alakası var? Çalışacak adamlar belli zaten. Kimmiş onlar? Ah, merhaba Mustafa abi. Merhaba Rafi. Aha, işte Rafi var. Sonra Hasan'ı garson olarak çalıştırırız. Tankut enişten de badana boya işlerine bakar. Hulya ablan da yemekleri yapar. Geriye ne kaldı Mustafa? Söyle bakayım bana, geriye ne kaldı? O geceliği 200 milyon lira olan tatil köylerinde sanki daha mı fazla adam çalışıyor ha? Çalışmıyor mu? Tabii ki çalışmıyor. Ben gelmem, ben hiç saymam. Neden? Çünkü sen bana yerlere su putacaksın. Rafi. Efendim? Cezalısın. İkinci bir emre kadar sana ücretsiz izin veriyorum. Evet. Tamam. Ne dersin Kadir abi? Orada çok kazanırım ben değil mi? Ne diyorsun Hasancığım? Bizim tatil köyümüzün sloganı bu. Her şey dahil ama bahşiş hariç. Yani bu ne demek? Bizde işin kaymağını çalışanımız, işçimiz, emekçimiz yiyecek demek. Hadi ya. Tabii ya. Aşçımız pişirecek. Sen sadece pişenleri müşteriye dağıtacaksın. Süper ya. Çok kolaymış. Oh oh. Tankut gelmezse badanayı yapacak adam çıktı. Kadir abi, aşçı kim olacak? Aşçı mı? Bolu'dan aşçı getirtiyorum Hasancığım. Vay be. Bolu'dan hem de ha? Hulya'ya yemekleri yapacağını nasıl söyleyeceğim ben ya? Su kaydırağı falan olduğuna göre burası bayağı büyük bir yer değil mi? Ya evet, bir hayli büyük. O zaman çok adam lazım değil mi Kadir abi? Evet, çok adam tutacağım. Tutacağım Hasancığım, halledeceğim. Ne tutacağım ya? Koşarsın biraz göbeğin erir.